Evet Mahmut abi, şimdi ben her zaman çekimlerde aklıma şu geliyor. Mesela bu videoyu izleyen gurbetçilerimiz olacak. Ben inanıyorum ki Konuklar Kasabası'nda ne kadar gurbetçi varsa bu görüntüyü en azından neyi çekmiş, kimi çekmiş diye izleyecekler. Ve her biri de belki farklı fikirde olacak. Ya keşke şurayı çekseydi, daha güzel olurdu. Ya her şey güzel de eksik bir yer çekilmiş dediklerin ne olabilir? Senin bu konuda fikirlerin var mı? Şimdi benim bu konuda şöyle bir... Sen bir gurbetçi olsaydın, yurt dışında olsaydın, bugün bayram. Ve bayram günü nereyi çeksek de bu insanlar tamam. Bu çekim çok güzel olmuş. İyi yerden yakalanmış. Diyebilecekleri var mı öyle bir senin Şimdi düşündüğün? şöyle bir durum var. İşin açığı konuşmak gerekirse. Ben dedim ya, başkan üzerine düşen görevi harfiyen yapıyor ama benim gönlüm biraz daha yüksek dedim ya. Bizim gurbette bulunan kardeşlerimizin biraz daha gönlü yüksek. O gurbette bulunan kardeşlerimizin gönlü ister ki benim de babamın mezarını bir canlı olarak görseydim. Benim de evimi bir canlı olarak görseydim der. Ama şöyle baktığımız zaman siz de bir tarafsız olarak güzel bir çekim yaptınız. Ha, bizim burada amacımız da kasabamızın tamamının tanıdığını, çevre köylerinde tanıdığı insanların mezarlarını ziyaret ettik. Ha, ayrıyetten sponsorumuz olan kardeşimizin de mezarını istia üzerine ayrıyetten ziyaret ettik. Ha, gönlünden geçenleri de Yozgat TV uzak bir yer değil. Fiyatı da o kadar pahalı değil abi. Yani bugün 1.000 lira çok bir para Şimdi değil. Yani. Allah için konuşmak gerekirse, bak Allah için konuşmak gerekirse bizim gurbette bulunan kardeşlerimizin o senin buraya zahmet edip sıcakta çekim yaptığın para, onlar her geldiğinde o paraları avcunun içine kıstırıp fakirlere zaten harçlık veriyorlar. Yani 1.000 TL çok bir meblağ değil. Yani aslında gurbetçilerimiz her hafta biri sponsor olabilir yani konuklara. İnşallah bundan sonraki benim temennim de şu. Bu videoyu, bu çekimi izleyen gurbetçi kardeşlerimin tamamı Yozgat TV'yi arayarak sponsor olarak evini, akrabasını, eşini, dostunu, tarlasını, tapanını gözünün önünde görür. 1.000 lirayla hem kendini Türkiye'ye tanıtıp, Avrupa'da var değil mi bunun Tabii içinde? canım, dünyaya Bu tanıtıyoruz bin abi. lirayla kendi ailesini dünyaya tanıtıp veyahut da böyle bir nimet de bana göre bedava, Allah için Evet, konuşmak gerekirse. şimdi diyelim ki gurbette bir abimiz sponsor oldu ve dedi ki mezarlığı çek. Mezarlığın şu bölümünü çek dediğim zaman, orada birinin mezarlığını çektiğimiz zaman o mezarlığın sahibi diyecek ki adam Allah razı olsun ya. Görüyor musun? Köyü de çektirdi. Benim babamın mezarlığını da çektirmiş dediği zaman bir razılık almak, Allah razı olsun demek o 1.000 liradan daha kıymetli olduğuna inanıyorum Tabi yani. canım tabi. Ama şu anda da ben açık ve net konuşayım. Sana sponsor olacak konuklar halkının Almanya'da, Fransa'da öyle fabrika sahiplerimiz var ki, öyle iş yeri sahiplerimiz var ki, öyle market olanları, öyle lokantası olanları var ki, şimdi burada onların ismini ben verdiğim zaman ben onların reklamını yapmış olurum. 1.000 lirayla onlar kendini reklamını yapsın. Değil mi? Ne kadar güzel. Şimdi ben burada isim vermek istemiyorum. Şu andaki gönlümde geçen Fransa'da en az 50 tane fabrikası olan, isim vermeyeyim o kendini bilir. Türkiye'de plastik fabrikası olan, Fransa'da plastik fabrikası olan, dernek başkanı olan, her sene hacıya ziyarete giden 1.000 lirayla kendini tanıtmıyorsa ben ne örüyorum kardeşim? Değil mi? Şimdi ben bu bizim ikinci çekimimiz. Birinci çekimde
kim sponsor oldu? Eren Çetin. Eren Çetin bugün bir sponsor olabiliyorsa, bugün hadi yurt dışında Necip abi sponsor oluyorsa, diğer abiler de olabilir. Değil fazla mi yani? Fazla olabilir. Fazla fazla. Ben olabilir. Şöyle diyorum, bugün bayram, bakalım bundan sonraki çekimlerde zaten belli olur. Eğer bir ay içerisinde hiç kimse sponsor olup da çektirmezse, demek ki bunu da biraz düşünmek lazım. Vallahi ben şu durumda işin özünü konuşayım da, inşallah bu Fransa'da, Almanya'da güzel bir şekilde eğer adam oturacak evinde kahvesini yudumlayarak izleyecek bizi. Onu izleyecek. Belki de kendisini burada gibi hissedecek yani. Orada iş adamlarımızın ismini de vermeyeyim. Şimdi isim verdiğim zaman der ki, zaten Mahmut sağ olsun bizim reklamımızı yapmış, bana ne gerek vardır. Ben yaptığı işleri bildiğim için onlara da buradan selam eder, gözlerinden öperim. İşlerinde de başarılar dilerim. Zaten de çok başarılı bir halkımız var bizim. Evet. Peki Mahmut abi, bugün bayram. Şimdi nereye gidelim, nereye çekelim? Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Komikler Kasabası'nda ziyaret edebileceğimiz kimsesi olmayan bir yaşlı var mı? Yaşlı var mı? Valla Konuklar Kasabası'nda ziyaret edebileceğimiz ya da yaşlı. Çocukları gurbette olan ve ziyaretine gelemeyen bir anne baba olur, anne olur, baba olur. Var mı öyle biri? Şu an için birinin gönlüne dokunmak istiyorum açıkçası yani. Şu an için yine şöyle edelim o zaman. Yakın zamanda zaten kardeşim vefat etti. Yine başkanın babasını bir ziyaret edelim. Onun kardeşinden dolayı kendine bir başsağlığı dileyelim. Tamam. Başka da ondan sonra da, şimdi zaten bunu izleyen de yine siyaset amaçlı. Siyaseti bırakalım dur. Abi. Mümkünse siyaseti şöyle bırakalım. Şöyle diyelim. Siyaset amaçlı düşünür de. Düşünmesin abi. Kesinlikle. O zaman fikrini yazsın. Bak, bu videonun altına yorum olarak yazsın. Çekmemizi istediği bir yer varsa. Şimdi ben en çok neye kızıyorum biliyor musun Mahmut abi? Konukları atıyorum 4000 kişi izlemiş. 4000 kişi bu videoyu izledi. Altına bir teşekkür yazmıyorlar. Ya da orada bir beğeni tuşu var, ona bile basmıyorlar. Neden bu abi? Vallahi bana kalırsa ben ona çok şey oluyorum abi. Bana kalırsa bu da bir nimet ya. Ya adam cep telefonundan izliyor, tek tuşa basmıyor. Beğeni yapmıyor. Ya da YouTube kanalına, ya bu bizim Yozgat'ımızın kanalı, abone olalım. Ücretli değil ki abone olmak. Tek tuşa basacak, basmıyor abi. Yani bu ne? Bu sorun ne? Ben şimdi burada bir sorun daha var. Ne o sorun? O sorunu ben sana söyleyeyim mi? Hı. O sorun Davut Bey, biraz da senden kaynaklanıyor. Niye benden kaynaklanıyor abi? Senden niye kaynaklanıyor? Sen bir gün gelip de konuklar halkında dedin mi ki iş adamınız kim? Hı. Bize sponsor olacak kim? Hı. Hayırsever adamınız kim? Esnafınız nerede ağırlıklı diye birisinden sordun mu? Yok, suçu niye konuklardan, tamam, halkından arıyorsun? Yaparız abi. Üçüncüyü gelir yaparız. Bugün, sıkıntı yok. Bugün Karataş ailesi. Hı. 50 sever sana sponsor olacak durumları var. Hı. Bugün cenazeleri var. Oraya varacaksın, bir başsağlığı dileyeceksin. Gidelim, dileyelim abi. Oradan sonra ikinci bir sever geleceksin, bir hal hatır soracaksın. Onun yaylada, bizim burada bir yaklaşık 35-40 kilometre uzakta bir yaylalığımız var. Adamlar oralara su getirtirdi, haft yaptı. Oraya varacaksın. Abi ben gönüllü falan size yönlendirdi. Sponsorum olacaksın. Sizin doğrultunuzda istediğiniz yerleri ziyaret edeceğim. Konukları falana falana tanıştıracağım diyeceksin. Abi bu Karataşların da bir Osman Karataş diye bir genç bir çocukları var. Hı. Çok aktif, çok hareketli. Artı siyasetinin de hemen teyit geçelim. Uğraşıyor. Öyle bir insan sana neden sponsor olmasın ki? Sorun hiç olmaz. Yani biraz da
Yozgat TV olarak kendi suçumuzu bizim gurbetçilere atmaya hakkınız tamam, yok. Tamam, ben de diyorum ki tamam, gurbetçiler devamlı sponsor olması için nereleri ziyaret edelim diye, sen konuklarla değil misin? Sana evet. Soruyorum. De ki Davut, gidelim şunu çekelim, bunu çekelim, bunu çekelim. Çekelim. Çektikten sonra da bunun devamı gelsin. İnşallah dediğim gibi burada en fazla şeyle uğraşanlarından, çiftçiliğiyle, büyük çiftçiliğiyle uğraşan, oradan sonra çiftliği olan insanlarından tanışacaksın, görüşeceksin, konuşacaksın. İnşallah devamının geleceğini ben tahmin ediyorum ya. Yani benim, bana göre benim kemiklerim Allah'tan, ruhum, bedenim Allah'tan, etim, budum, imkanım konukların halkından. Bana öyle bir destek oldular ki, aynı öz evlatları gibi. Ya sen Mahmud'a yaptır işini, gerisini bırak. Hiçbir Mahmud'dan çıkarı faydası olmadan bunu söyleyen konuklar halkı Yozgat TV'ye sponsor olur, ailesini tanıtır, kendini tanıtır. Öyle tahmin ediyorum ki bu videodan sonra Almanya'da bir abimiz var, sana kesin telefon edecek. Kim var? İsimlerini söyle. Söyleyin. Şu sponsor olur dediğin kimler var mesela? Ben sana Emir Demirbaş. Evet. Orada cami dernek başkanı. Oradan sonra Zinnuri Demirbaş fabrikası var. Oradan hangi birini sayayım yani? Şimdi reklama girmiş gibi olur. Yok, girmez. Say abicim, say. Şeyde bir Davut diye bir abimiz var. Senin ismini taşıyor. Hı. Adaşın olur. Soyadını unuttum bak ya. Ertem. Davut Ertem diye bir abimiz var. Kesin bunu duyunca kesin seni arayacak. Tamam. Ha, kesin seni arayacak. O aramazsa onun adına çekimini yap, gel benden hesabını al. Konuklar kasabasının orada olan birçok isimleri var. Şu an için inşallah devamı gelir. Şu an için de unuttum yani. Biraz da yaşlılık mı var herhalde? Sen benden genç duruyorsun ya. Yaşlandık canım. Sen benden genç duruyorsun. O zaman biz zamanımızı ikimizin arasında şey yapmayalım da, o dediğin ziyaret edecek arkadaşlarımız var. Çekimlerimiz devam ediyor.